Yok sesi veya. Tabii evet, makyajları yaptıysanız. Sonra otele dedim, atladık arabaya, 7-8 kişi dolduk. Otele geldik, kilitledik kapıyı, yattık. Çok uzaktım, bir sarıklı bir adam, Pakistanlı. Selamına düşünüyorum. Evet, devam edelim. Bir de Dortmund'u yetmiş Galatasaray. Borussia Dortmund. Borussia'na Dortmund. Çocuğuna satmış. Tuz size. Bir de hep hormonlarla ilgili şeyler yazıyor ya. İşte diğer konu hormonlu şeyler diyor. Başlığı şöyle atmışlar. Hormon torunu. Bursa Spor 2, Milano Geçekler 1. Fener'i kim? Benlik Benlik. İpekçi Hollanda'da erkek arkadaşıyla evlendi. Bakın ertesi... Ya böyle tek başına konuşmayalım. Arada siz de bana bir şeyler sorun. Tamam. Ama şey oldu. Kız sesini kız. Benim göğüslerim gözüktü. Nasıl yoksunuz? Dur oraya giyeyim o zaman. Şöyle çekersem daha alalım olacak. Vay, süper olmuş. Evet, bu çok güzel oldu. Ne? WhatsApp'ta. Hey, evet, hepiniz numaranızı bırakın. Tek tek açacağım. Çok güzel anılarım var aslında Kıbrıs'ta. Yıllar önce şey yapıyorduk. Yaşlı Cazibe'yi. Yaşlı Cazibe'yi ben yazdığımda Kıbrıs'a geldi. Dediler ki, Rauf Denktaş seninle görüşmek istiyor. Allah Allah diye. Cündür uçuracağım adam benimle. O sırada biliyorsunuz belki seyredenleriniz olduysa, bunların meşhur bir öpüşememe durumu var. Tam yaklaşıyorlardı bir şey oluyor. Tam yaklaşıyorlar bir şey oluyor. Neyse gittim Rauf Denktaş'ın karşısına, makamına çıktık falan. Dedi ki ne zaman öpüştüreceksin bunları be? Dedim bunun için mi çağırdın? Çok şeker adamdı. Bu Amerika'ya gitmiş bir kere. İşte torununa oyuncakçıya girmiş, hediye alacak. Böyle yanında korumalar, morumalar. Amerikalılar da koruyor. Biri demiş ki sen kimsin? Demiş ki anneciğim, prezident. O demiş ki yok yok, küçük prezident. Mütevazı dedi adamda. Evet, belki bir kısmınız beni tanıyor, bir kısmınız tanımıyor ama Türkiye'de birçok ilki başlatanlardan biriyim. Neden başlattım? İlk stand-up'ı ben yazdım mesela neredeyse. Uğur Ücel'e yazmıştım. O yıllar kimse bilmiyordu stand-up'ın ne olduğunu. Uğur Ücel'le öyle bir çalışmamız olmuştu. İlk absürt sinema filmi, arabeski. Ben yazdım. İlk absürt komedi dizisi Kaygısızları ben yazdım zamanında. İlk simülasyon yazılımını Türkiye'de, uçak simülasyonu yaptım. Bir kuruş kazanamadım. Heba oldu. Bu adam ne çalıyor? Kalk Borsa. O zamandan derhatına çalışıyor kafada. İlk karikatürüm budur bir de. Kırgızlar ise çok şey öğrendim ama Allah için okul gibi bir yerdi orası benim için ama o dönemde Gırgır'da çalışmak çok tehlikeli bir şeydi. Çünkü 12 Eylül önce terör dönemiydi. Ve bütün gazetelerde öyle çarşaf çarşaf her gün ölen, şu kadar insan öldü, şu kadar insan yaralandı, kahveler bombalandı, tarandı filan. Ve ben orada çalışıyorum. Çalıştığım yerin bir özelliği de var. Oğuz Aral'la başında Gırgır'ın. Oğuz Aral ölüm listesinde 3. sırada. Öldürülecekler listesinde. 1. sırada Aziz Esin var. 2. sırada Kemal Türkler var. 3. sırada Oğuz Aral. O arada Kemal Türkleri öldürdüler zaten. Ben üçüncüyle çalışıyorum ve Gırgır dergisi korkuyoruz çalışırken. Ne zaman bomba atılacak, ne zaman içeri biri girip tarayacak gibi filan diye. Ödümüz patlıyor ama daha kötü bir şey oldu. Ben toz koparanda oturuyordum. Oğuz Aral da Merter'de oturuyordu ve benim toz koparanda oturduğumu öğrendi. Başladı şey demeye akşamları. Gani gel evladım ben seni yolda bırakayım. Lan niye beni yolda bırakıyorsun? Gencecik adamım da 18 yaşındayım. Niye beni alıyorsun arabana? Seni öldürecekler gürültüye ben gideceğim. Çok büyük korku içinde tabii biniyorum. Bir şey de demiyorum. Oğuz Aral 1.98 falan böyle uzun boylu bir adam. Hani bir şey diyecek halimiz de yok. Korkuyoruz ondan. Ayakkabılarına çivi çaktırıyordur ama demir. Yürürken bizi korkutma çat çat çat. Uzaktan geliyor bize bu siniyor. Öyle bir adam yani. Neyse ama ben bir şey daha öğrendim. Bizim mahallede oturan biri daha var. Cevat. Cevat benzetmek gibi olmasın, sahne kadar bir adam. Böyle yürüyor bir herif.
Oğuz abi Cevat da gelsin. O da bizim mahallede oturuyor. Niye söylüyorum? Siper yap Cevat. Bir tarafta ateş edilirse Cevat'a söyleyeceğim. Çünkü Cevat kapı gibi adam. Mutlaka birkaç kurşun ona gelir, bana gelmez falan diye. Hesap yok. O da kızıyor. Ağzına sıçayım. Niye söylüyorum? Vallahi kusura bakma abi. Tek başına ölemem. Beraber ölelim Cevat diye. Biz her gün böyle bu eziyeti çekiyoruz. İniyoruz arabaya. İşte biniyoruz. Böyle dualar ediyoruz. Gidiyoruz falan. Bütün dini bilgilerim o günlerden kalmadı. O kadar çok dua ettik. Sonra bir gün yine dedi ki, Gani, Cevat, inin arabada bekleyin. İnmedim arabaya bekleyin. En kötü şey duran eve. İndik arabada duruyoruz. Kendisi de yok. Arabanın içinde kurbanlık koyu gibi bekliyoruz. Biraz sonra Oğuz Aral geldi. Çat 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 açtı kapıyı. Çalıştırdı arabayı gitmiyor. İyi, daha kötü. Oğuz Aral var, duran araba var. Ay 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 ay. En kötüsü. İşte soramıyoruz, korkuyoruz. Oğuz abi niye gitmiyoruz falan diye sonra Cevat diyor. Sen sor, önünü sen sor. Ben de Oğuz abi niye gitmiyoruz? Misafirimiz var dedi. Bekliyoruz dedi. İyi dedi, bekliyoruz. Kim geldi biliyor musun misafir? Aziz Nesin. Aziz Nesin. Oğuz Aral arkada iki tane kurbanlık koyuyor. Abi o yol bitmedi ya. Elif verdi onu. Ama manşet çok önemli gerçekten gazeteler. Size şimdi birkaç tane manşet örneği göstereceğim. Benim de dediklerim bunlar. Bir tanesinde şimdi göstereceğim. İngiltere'yle kapışmışız. Olmuş artık. Yine Avrupa Birliği'yle ilgili mi, insan hakkıyla ilgili mi bilmiyorum. İngiltere'ye kızmış gazete. Bakın nasıl manşet almış. İngiltere. Galatasaray Monaco'ya elemişti. Hiç unutmuyorum. Ertesi gün bakın bu başlık nasıl çıktı. Monaco'da. Yine Galatasaray. Fenerbahçeli olarak bununla icap duyuyorum ama hep Galatasaray yenmiş belli ki. Milan'ı yenmiş. Bakın başlığa nasıl çıkmış adam. Yendik Milan. Bunları gösteriyorum. Bana bir şey diyor.